Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir video çekmek için arkadaşımla okula geldik. Çünkü çok fazla video isteği geldi, çok fazla soru geldi. Aslında bugün biraz hasta olmama rağmen daha fazla ertelemek istemedim. Size birazcık okuldan bahsedeceğim, birazcık İzmir'den bahsedeceğim. Biraz da kendimden bahsedeceğim ve sorularınızı yanıtlayacağım. Geleli bir ay oldu İzmir'e. Yani henüz bir ayda dolmadı aslında. Gelmeden önce bir kurumda iş buldum. Öğretmenlik yapıyorum. Matematik dersleri veriyorum. Aslında İngilizce için başvurmuştum ama matematik öğretmenliği daha uygun bulundu. Yani öyle bir eksik vardı. O yüzden matematik dersleri vermeye başladım. Okul çıkışlarımda gidiyorum, ders veriyorum. Onun dışında çok yoğun bir tempodayım. Saat 8.30 akşam 4.30 arası hep derslerimiz oluyor. Bunun dışında her şey güzel. İzmir'i sevdim. Güzel bir şehir, farklı bir şehir. Yeni yeni keşfediyorum. Bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum aslında. Kusura bakmayın o yüzden. Sesim de kötü. Ama çok fazla bana Instagram'dan mesaj attınız. İşte çok fazla soru sordunuz. 7 ay kaldı artık video çek. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani videonu bekliyoruz gibi mesajlar aldım. O yüzden de daha fazla ertelemeyin dedim. Şimdi ajanda turu da yapacağız. Önce arkadaşım Büşra bana sorularınızı soracak. Sizin sorduğunuzu. Ben de cevaplayacağım onları. Başlayabiliriz Büşra. Nasıl çalıştın? Günlük rutinin nasıldı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tam ajandama baktım bugün. Videoya başlamadan önce. Tam 21 Ocak günü başlamışım çalışmaya. Çünkü 20 Ocak günü işten çıkmıştım. Pardon, 17 Ocak'ta işten çıkmıştım. 21 Ocak'ta da çalışmaya başlamışım. Çalışmaya başlarken tabii ki de masa başına geçmek ve ders çalışmaya adapte olmak benim için çok zor oldu en başında. Ben de bu döngüyü kırmak için şöyle bir yol izledim. Kronometremi açtım ve her gün 6 saati doldurmaya çalıştım. Yani 5 saatle başladı bu. Sonra 6 saat. Yani 1-2 ay boyunca sadece maksimum 6 saat yapabiliyordum. 6 saatten ileri çalışamıyordum. Ama kendime şöyle bir hedef koydum. Ben bir iş yerinde çalışıyordum. İşte sabah 8, akşam 5. Dedim ki ben başka birisi için gidip sabah 8'den akşam 5'e kadar bir masada oturabiliyorsam kendim için de bunu çok rahat yapabilirim diye düşündüm. Ve bunu tamamen iş olarak gördüm. Yani bu çalışma sistemini çok disiplinli bir şekilde, yani işe gidermiş gibi yaptım. Onun için de kronometremi açıyordum. İlk başlarda alışana kadar işte 4 saat oluyordu, 5 saat oluyordu. Fakat son 2 ayda bunun 8 saatlere çıktığını gördüm. Yani her zaman 8 saat miydi? Hayır, değildi. Uzun bir süre 6 saat, 5-6 saat olarak devam etti. Ama 8 saate ulaştığımda oldu. Özellikle Ramazan ayına denk gelen bir dönem vardı mesela. O dönemde biraz boşladım çünkü çok fazla şey olmuyordu. Yani oruç falan tuttuğum için çok fazla çalışamıyordum sabahları. Bir tık zorluyordu. Ama onun dışında genelde 8 saate yaklaştım diyebilirim. Hatta bazen kendimi zorlayıp 9 saat, 10 saat yapmaya çalıştığım oluyordu ama çok verimli olmuyordu, açıkça söyleyeyim. Bence en önemli nokta burada, özetlemek gerekirse, günlük belli bir kotayı, belli bir saati doldurmak. Yani 5 saat mi? Evet, 5 saat. O 5 saat inanın az değil yani. Siz o 5 saati her gün yaptığınızda bir şeyler katıyor. Bir de sadece saat hedefli değil, konu hedefli çalışmalısınız. Yani ben konuları nasıl böldüğümü de anlatayım. Öyle bir soru da vardı. Bununla birleşmiş olsun. Önce ben bütün konuların olduğu bir çıktı aldım. İnternette bulmuştum onu. Her dersin konuları yazıyor böyle tek tek. Ondan sonra ben izleyeceğim hocaları belirledim. Bu hocalardan videoların sayılarını böldüm aylara. Bunu tabii bir günde yaptım. Yani öyle her gün oturup da video sayısı bölmüyordum. Bir kere yaptım bu planlamayı, ona uydum. Aylık kontrolümü yapıyordum sadece. Önce size şöyle ajandamdan göstereceğim hemen. Çok dolu bir ajanda değil o yüzden.
şöyle yaklaştırayım. Şöyle 21 Ocak günü başladım. 21 Ocak'ta böyle yavaş yavaş bir giriş yapıyordum konulara. Şurada matematik konularım yazıyor. Eyüp Bey'in video listesini matematik konularımı böldüm. Bütün matematik konularını buraya yazdım. Ondan sonra bu matematik konularını da şu şekilde aylara böldüm. Göstereyim. Şöyle. Bir ayda 4 hafta olduğu için ben 4 haftayı bu şekilde böldüm. İşte 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta gibi. Şimdi bunları size okuyayım. Mesela 21-28 Şubat günü için ben trigonometri çarpanlara ayırma üçgende alan koymuşum. Bu Şubat ama, pardon Ocak'tan başlayayım. 31 Ocak 6 Şubat biteceklere şunu koymuşum. Konu da sorduğunuz için söylüyorum. Şubat'ın 6'sına kadar demişim. Eyüp Bey fonksiyonları bitirmişim. Sonra sonuç yayınlarının fonksiyonunu bitirmişim. Asal çarpanları ayırma, Ebobekok, basit eşitsizlikler, doğruda açılar, İslamiyet'in doğuşu ve ilk Türk devletlerini o süreçte bitirmişim. Çok pardon. Sonrasında 7-13 Şubat'ta üçgende açılar, dik özel üçgenler, mutlak değer, üstlü köklü ifadeler, ikinci dereceden denklemler, polinom. Fark ettiyseniz sadece matematik çalışıyorum. Yani diğerlerini hep arka plana attım. Hatta tarih ve coğrafyayı son aylara bıraktım ve yetişmedi onlar. Ama yine de onu sanki böyle bir dizi izlermiş gibi açıp tarih videosu izliyordum. Mesela gece uyumadan önce açıp tarih videosu izliyordum. Tabii benim tarihe ilgim vardı. Yani az çok konu hakkında fikrim de vardı. O yüzden tarihten hiç bir şey bitirmedim. Yani hiçbir soru bankası, hiçbir kaynak bitirmedim. Ama testler çözdüm. Mesela bu devletin en son bir ayda çıkarttığı yayın var. Adını hatırlamıyorum şu anda. Okullara dağıtmıştı. Onun testlerini internetten çözmüştüm tarihle ilgili. Böyle bu şekilde diğer soruya geçelim. Kaç saat çalıştın? Yani dediğim gibi 6 saat net olarak 5-6 saat hep çalıştım. Maksimum bir hafta o 5 saati hiç çalışmamışımdır. O da ara ara dönem dönem canım istemiyordu. Hani böyle bir tık yorgun hissediyordum, çalışmıyordum. Hangi kaynakları kullandın? Evet, bu da çok gelen bir soru. Şey mi başlayayım Büşra? Ders. Tamam. Şimdi Türkçeden hiçbir kaynak çözmedim. Yani bunu demem ne kadar doğru oluyor bilmiyorum şu an ama ben Türkçeye çok ilgili birisiyim. Çok kitap okumayı severim. Dil bilgisi, gramer de hani ilkokuldan beri hep aşina olduğum şeylerdi. O yüzden hiç Türkçe dil bilgisi çalışmadım, teste çözmedim. Paragrafla ilgili teste çözmedim. Hani herkesin bir rutini olur ya işte paragraf sabah uyanınca çözer, problem çözer. Benim öyle bir rutinim yoktu. Açıkçası vaktim de yoktu. Yani o kısım zaten ilk 5 ayda yapılması gereken kısım diye düşünüyorum yapılacaksa da. Ne yaptım? Paragraf çalışmadım yani onlara. Türkçe'ye geçiyorum, hiç kaynağım yok. Kitap okudum bol bol öncesinde yani. Bence sınav yılında bile her gün 30 sayfa kitap okumak paragraf çözmekten çok daha etkili. Çünkü o kitabı okurken zaten bir şeyleri anlıyorsunuz, bir şeyleri çözümlüyorsunuz. Hatta kitaptan ziyade ben makale okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü bize verdikleri o paragraflarda bazen dili ağır metinler oluyor ve ya da felsefi metinler oluyor ve biz onları anlarken daha da zorlanıyoruz. Bence bir tık felsefe okunmalı. Ya da işte makaleler okunmalı. Güncel konularla ilgili de olabilir o dile alışmak için. Ve bence bir kitap okuduktan sonra da az da olsa o kitabın özeti ya anlatılmalı ya da özet şeklinde çıkartılmalı. Ben bunun paragraf çözmekten çok daha faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü paragraf hani kitap okuması ve anlaması iyi olmayan bir insan için külfet gibi geliyor bence. O yüzden böyle bir tavsiye verebilirim. Türkçe kaynağım yok. Matematik, TYT için 3-4-5'in TYT kitabı çözdüm ama bitirdim mi? Hayır, bitirmedim. Çünkü benim TYT ile ilgili bitirdiğim tek kaynak Birey B'nin soru bankası. Birey B'nin bir tane soru bankasını buldum evde, ben de almadım onu. 2018 yılına ait bir şeydi, yayındı. Benim erkek kardeşim de üniversiteye hazırlandığı için ondan kalan kaynaklardı.
Ondan sonra o kitabı Eyüp Bey'den konuyu izledikten sonra Birey B'nin sorularını çözüyordum. Birey B'de genelde 8 test oluyordu bir konuyla ilgili mesela. O ama bütün konuyu öğretiyordu ve bütün konuyu kavratıyordu. Ben onu çözdükten sonra şeye geçiyordum mesela. Hani TYT'de bunu çok yapmadım ama o kitap hem AYT hem TYT'yi içeriyordu. AYT'den de bir konu bitirdiğimde önce 1'e B'den çözüyordum. Sonra 3-4-5'e geçiyordum. 3-4-5'ten çözüyordum. TYT'de de kaynak bitirmedim ama 3-4-5'i kesinlikle tavsiye edebilirim. Ama 1'e B'yi mutlaka çözmelisiniz. Yani 1'e B benim bitmişti. Tek bitirdiğim matematik kaynağı da oydu zaten test kitabı olarak. AYT matematiğe gelince 3-4-5'i tavsiye edebilirim. Acil yayınlarını tavsiye edebilirim. Ben Acil'in kitabını aldım, soru bankasını. Ya bitirmeye vaktim olmadı çünkü çok az vaktim vardı. Ben genelde hep konu anlatımı dinledim üst üste. Acili tavsiye ediyorum, evet. Apotemi. Evet, apoteminde limit, türev, integral ve trigonometri fasiküllerini tamamen bitirdim AYT için. Bence zaten AYT'de bu fasikülleri bitirdikten sonra başka bir kaynağa da ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. 1A'yı be. Limit, türev, integral, trigonometri için apotemi ve genel olarak eksiklerinizi tespit etmek için acilin soru bankasından öyle her testin değil ama son testlerden birkaç soru, arada birkaç soru ve 3-4-5'ten yine aynı şekilde. Dediğim gibi öyle çok bitirdiğim bir matematik kaynağı yok benim. Coğrafya, tarih coğrafyadan ben kaynak çözmedim, çözemedim, vaktim olmadı. Ama tarih ve coğrafya için şey almıştım. Adını şu an hatırlamıyorum ama karekök aldım. Karekök coğrafyada çözdüm. Bir de limit. Coğrafyada, TYT coğrafya için limit çözdüm. Bir de tarih için yayın denizi çözdüm. Yayın denizi olması lazım. Ama dediğim gibi 2-3 test ancak çözebildim. Onları bitirmedim. Sadece limitin TYT'sini bitirdim coğrafyada. Başka hangi ders? Geometriye çalışamadım, ona vaktim olmadı. Kenan Karadan sadece 30 video izlemiştim. Ama vaktim olsa çalışırdım. Kesinlikle çalışmanızı tavsiye ediyorum geometriye. Başka hangi ders var Büşra? Şu ana kadar bu kadar sanırım. Bu kadar değil mi? Evet. Evet, böyle. Başka soruya geçelim. Hangi kanalları dinledin? Evet, hangi kanalları dinledim? Türkçeden bir kanal dinlemedim dediğim gibi. Matematikten sırasıyla söylüyorum. 4 tane kanal var. Birinci olarak İlyas Güneş'i izledim. İlyas Güneş'ten konuyu dinledim. Ama ben videoları mesela 1.5-2 hızda izliyordum ve çözebildiğim soruları geçiyordum. Ondan sonra İlyas Güneş'ten sonra şeye geçtim. Eyüp Bey. Eyüp Bey'e geçtim kesinlikle. Eyüp Bey'den dinledim. Eyüp Bey'den bitirdim. Önce tabii TYT'yi hızlıca bitirdim. Sonra AYT'ye başladım. Sonra Eyüp Bey'de limit, türev, integrale gelince Eyüp Bey'in bir tık daha ağır anlattığını ve benim unuttuğum konuları olduğunu fark ettiğim için bıyıklı matematiğe geçtim AYT kısmında. Bıyıklı matematikten izledim. Eyüp Bey'den tekrarını yaptım. Zor sorularını çözdüm. Ve matematiğin güler yüzünden de son tekrarlarımı yaptım. Eyüp Bey'de böyle sorular atıyordu. İşte 3 tane altın soru, çok iyi soru bunlar falan diye sorular atıyordu. Eyüp Bey'in o sorularını hep izliyordum boş vakitlerimde. Ama dediğim gibi öyle çok kaynak çözmeye vaktim olmuyordu ama zor soru görmeye çalışıyordum. Ve matematikte kesinlikle şunu yapın, olayın mantığını anlamaya çalışın. Yani hani böyle matematik neden var ya da işte ben bu konuyu niye öğreniyorum gibi şeyleri sorgulamaktan ziyade birazcık konunun mantığına otursun. Çünkü matematik bence kendi içinde çok mantıklı bir şey. Ve ben gerçekten matematiği seviyorum. Yani ilgim var. O yüzden matematikte bu yolu izleyebilirsiniz. Basitten zora doğru bir sıralama yaptım size. Ama daha da yani bu benim için basitten zoraydı. Ama sizin için şöyle de yapabilirsiniz. Önce İlyas Güneş, sonra bıyıklı matematik, sonra matematiğin güler yüzü. En son Eyüp Bey'de izleyebilirsiniz. Eyüp Bey'in soruları çünkü ve anlatışı bir tık daha biliyormuşsunuz gibi anlatıyor. Direkt zor sorulara geçiyor. Ki bence matematikte kolay soru çözmenin de kimseye bir faydası yok. Ben 10 tane bildiğim kolay soruyu çözeyim. Bana bir şey katmıyorsa ne anlayacağım? Ben o soruyu yapamayayım. Üstüne düşüneyim, bir şeyler öğreneyim ki o soru bana bir şey öğretsin. Yani mantığım hep böyleydi benim. Geometri dediğim gibi Kenan Kara 30 videosunu izledim.
coğrafyada Yavuz Tuna'yı izledim. Fakat Bayram Erel'in videolarını da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü coğrafyanın mantığını oturtmanız gerekiyor. Coğrafyada ezber yaparsanız işin içinden çıkamazsınız. Coğrafyayı oturup ben bu ülkede yaşıyorum, bu ülkeyi öğrenmem gerekiyor deyip tamamen anlamanız gerekiyor. Ki zaten zor bir şey de değil. Tamamen kültür olarak baktığınızda sizin kültürünüze çok şey katıyor. Yani onu bir ders gibi görmemek gerekiyor. Tarihte Selahattin miydi? Selami. Selami Yalçın. Selami Yalçın'ı izledim. Çünkü ben Ramazan Yetkin'in videolarını izlemeyi göze alamadım. Çok uzun geldi bana. Benim de çok vaktim yoktu. Baktım Selami Yalçın kısa anlatıyor. Dedim bunu seçeyim. Seçtim ama çok doğru bir karar olmuş. Çünkü inanılmaz güzel anlatıyor. Çok sade anlatıyor. Akıcı anlatıyor. Çok hoşuma gitti. Yani çok şey de kattı. Dediğim gibi testte çözsem çok daha iyi olurdu ama AYT'de tarihten bir yanlışım çıktı. Şeyde de TYT'de de tek yanlışım tarihten bir taneydi. O da benim kaynak çözmememle alakalı. Kesinlikle hocayla alakalı bir şey değil. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Full yaptırır size düzgün izlediğiniz takdirde. Hangi ders kaldı? Edebiyatı söyledik mi? Edebiyat. Edebiyattan da Kadir Gümüş'ü izledim Cumhuriyet'e kadar. Cumhuriyet'e geldiğimde son ayımda artık yetişmiyor hiçbir şey falan. Ben böyle biraz stres yaptım. Ondan sonra Kadir Gümüş baktım çok uzun videolar sıkıyor. Yazarlar çok fazla falan filan. Ne yapacağım dedim. Türkçenin Matematiği diye bir kanal buldum. Kısa anlatıyor. Baktım oradan önce izledim. En son Kadir Gümüş'ün videolarından 1-2 baktım ama yani 76. videoya kadar Kadir Gümüş'ten gittim. Sonrasında Türkçenin Matematiğinden tekrarları ve geçen yılki videolarını izledim. Kesinlikle Türkçenin Matematiğini tavsiye ediyorum. Bir de son 2 hafta Animonik diye bir şey aldım. Çok reklamı çıkıyordu. Son haftalarda da 100 liraya falan düşmüştü işte. Bütün setler. Ben edebiyat için aldım. Animonik'ten edebiyat çalıştım. Yani çok bir şey kattı mı? Hiç edebiyat bilmiyorsanız almayın. Yani katmaz. Ama edebiyatta biraz bilginiz varsa ezberlemenizi çok kolaylaştırıyor. Zaten denemelerde de benim edebiyatım kötü gelmiyordu. Nimit'in denemelerini çözdüm edebiyat için. Ve Animonik'te işte dediğim gibi yani konuyu bilmiyorsanız boşuna almayın. Orada zaman kaybetmeyin. Ben son bir hafta aldım. Bir de ne diyecektim? Şurada son hafta benim kendime yaptığım bir plan vardı. Son hafta az önce düştü yere ama inşallah kaybolmamıştır. Şimdi yani son hafta değilmiş, bir tık daha önceymiş son 2 hafta. Animonik'ten edebiyat almışım. Böyle bir kağıt yapmışım. İşte bütün her şeyi tekrar etmişim. Cumhuriyet bilmem ne. Garip, ikinci yeni. Böyle bir liste. İşte bunu son hafta Can abiyle yetişmiyor bir şey falan diye yapmıştım. Hatırlıyorum. Sonra bütün konuları böyle bütün yazarları tek tek yazdım. Cumhuriyet dönemi roman, hikaye ve tiyatrosunu yazdım. Bir de bir tane edebiyat hocası buldum. O şu an aklıma geldi. O edebiyat hocasından tiyatro dönemini dinledim. Kanalında çok takipçisi yoktu. Hatta ben altına bir sürü yorumlar yazmıştım. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz, teşekkür ederim diye. Onun da linkini, kanal linkini bulup videonun altına koyacağım açıklama kısmında. Ona da bakarsınız muhakkak. Gerçekten hoca çok iyi anlatıyor. Ben hatta gece uyumadan artık baktım edebiyat yetişmiyor Cumhuriyet. Dedim ki ne yapayım, gece uyumadan tiyatro falan izliyordum o hocanın kanalından. Öyle rahat rahat yetişmedi tabii, soruyorsunuz hani 5 ayda nasıl yetiştirdim falan. Yani rahat rahat yetişmedi, çok sıktım kendimi. Hani çok zorladım, yetişmeyecek olmayacak kafasına da girdiğim zamanlar oldu. Ama bir şekilde oldu. Sıradaki soruya geçebiliriz Büşra. Haftalık, aylık plan, program. Bunu söyledik sanırım. Ay evet, söyledik. Matematiğiniz ne durumdaydı ilk başta? Matematiğim iyiydi benim ama dediğim gibi hatırlamıyordum. Yani matematiğe yatkınlığım vardı ama konuyu bilmiyordum. Yani sıfır gibiydim. Mesela limit, türev, integral benim lise dönemimde çok zor müfredatta konulardı ve benim lisedeki öğretmenlerim çok iyiydi. Matematik öğretmenlerim. Yani çok çok iyilerdi. Bazen mesela o sonsuzluklar falan kalktı işte. Limitte sonsuza giderken işte sonsuz üzeri sonsuz gibi şeyler vardı. Onlar kalktı ama ben
bıyıklı matematikten izlerken o hoca gösterdi işte, bakın bunlar da var ama hani çıkar mı çıkmaz mı belli değil dedi. Baktım onları bile hatırladım yani kendi öğretmenlerimden dolayı. Ama tabii ki de limitin mantığını anlamam biraz uzun sürdü. Hatta limitten çok korkuyordum. İşte limit çalışmak istemiyordum falan. Çünkü bir tık böyle farklı geldi. Unutmuşum yani çoğu şeyini. Türev çok zevkli geldi. İntegralle türevim çok iyiydi zaten lisede. Hatta arkadaşlarım ben çalıştırırdım türev integrali. O yüzden integrali çok zevkli buluyordum zaten. İntegrali böyle canım sıkılınca falan çözüyordum. Uğraşmayı, böyle zor sorularını görmeyi falan çok seviyordum. Ama bu müfredat bana açıkçası bir tık kendime göre, yani eski zamanıma göre kolay geldi. Apotemi, dediğim gibi apotemi yeterli olacaktır AYT konusunda bitirirseniz ama tam anlamıyla. Mesela yapamadığınız soruları hemen açın, apoteminin orada video şeyi var, video çözümleri var. Hemen bakın, ben mesela elimde telefon ders çalışırken hep çözemediğim her soruya bakardım yani. Bakıyordum. Bir de mesela bakıp ha tamam böyleymiş deyip çözmüyordum. Bakıyordum, anlamaya çalışıyordum. Ha nasılmış falan diyordum. Kendim bir daha çözmeye çalışıyordum falan, öyle geçiriyordum yani. Başka deneme çözmeyi ne zaman başladınız? Eksiklerinizi bu kadar kısa sürede nasıl kapattınız? Tamam. Deneme çözmeye ne zaman başladım? Dershanede denemelere kaydolmaya gittim. Son 1,5 ay falandı sanırım. Evet. O zamana kadar hiç tabii TYT denemesi falan çözmemiştim. AYT denemesi de haliyle çözmemiştim. İstemiyordum da deneme çözmek. Çünkü ben sıfırken niye deneme çözeyim ki? Bana bir şey katmayacak. Zaten denemenin böyle şöyle bir algısı var. İşte dönem başından deneme yapıyorlar. İşte deneme yapmak aslında bir olay değil yani. Konuyu bitirmeden deneme yapmak zaman kaybı kesinlikle. Son bir ay denemelere başladım. Konular bittikçe zaten denemelerde de artışı görüyordum. Özellikle AYT'de. TYT'de hiç artışım olmadı. Çünkü ne problemlere bakabildim, açık söyleyeyim. Problemlere çok bakmayı istedim. Hep de planıma, programıma dahil ettim. Ama ne canım istedi, ne vaktim oldu. Bir türlü o problemler yetişmedi yani. Yetişmeyecekti zaten. Ben de onu bilerek yazıyordum programa. Problemler olmadı. Çözebildiğimi çözüyordum, çözemediğimi çözemiyordum. Hep öyle geçiyordu. Son hafta da, son iki hafta bütün denemeleri topladım. Çözemediğim sorulara falan baktım. Ben fen bilimleri dershanesinin denemelerine kaydoldum son ay. Dediğim gibi 1,5 ayda haftada bir kere oluyordu denemeler. Son hafta birkaç kere oldu, 3 kere falan. İlk başta deneme sonucum geldiğinde 659. olmuştum AYT ile birlikte. Ama TYT'm 4000'lerdeydi. Böyle mutlu oldum yani. Dedim ki ilk denemem ve hani 10.000 küsur kişi giriyor. 659. olmak iyiydi benim için. Çünkü konularım bitmemişti ilk denemem falan. En sonki denemede onu 40'a çektim işte. TYT'de 1500'ler dedim. 1300 de olabilir. AYT'de ilk 40'a girmiştim. O zaten beni çok motive etmişti. Ya ben tamamen şeye çalışıyordum. Haftaya deneme var, denemeye kadar limit de bitsin. Sonraki hafta deneme var, denemeye kadar türev de bitsin. Sonraki hafta deneme var, hadi denemeye kadar integral de bitsin falan filan derken, mesela görüyordum, denemeye giriyordum, alan sorusu çözemedim mesela integralde alanı. Ondan sonra diyordum ki, hadi bu hafta integralde alanı bitireyim, alan sorusunu da çözeyim falan diyordum. Öyle, bu kadar. Edebiyat ve tarih kaç kaynak çözdün, hangileriydi? Edebiyattan 5'e yakın kaynak bitirdim, soru olarak çözdüm. Çünkü edebiyattan bence soru çözmek gerekiyor. Limiti çözdüm, yayın denizini çözdüm. Ne vardı Büşra başka, ne yazmıştım? Analitik dedik mi? Analitik edebiyat çözdüm. Bir de 2 tane hiç kimsenin bilmediği ve hiçbir yerde olmayan bir yayın aldım. Yaprak Test gibi düşünebilirsiniz. Bir onu bitirdim, bir de o adını bile hatırlamadığım yayına biraz baktım yani. Onları bitirmedim ama 3 taneyi net bitirdim. Edebiyattan zaten konuyu bitirdikten sonra şöyle yapıyordum. Mesela edebiyat konusunu ben hep bütün dersleri, matematik de dahil, geometri de dahil her şeyi ben not alarak yazıyordum. Zaten soru çözemememin ve yavaş ilerlememin sebebi birazcık o. Hiç şey yapmıyordum yani, böyle konu bitiyordu. Yazıyordum. 2 gün de sürse ben onu yazarak bitireceğim diyordum. Hep çalışma stilim öyle. Sonra 100 soru çözüyordum. 200 soru edebiyattan, özellikle sözelden çözebiliyordum.
Ama dediğim gibi çok vaktim olmuyordu soru çözmeye. Mesela edebiyatın iki konusuna iki gün ayırıyorsam diyordum ki matematik kaldı falan. Hemen böyle şey yapıyordum yani. Öyle. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Bu kadar. TYT tarih nasıl çalıştım? TYT tarih. Cevapladık mı? Cevapladık sanki ya. TYT tarih dediğim gibi Selami Yalçın'ın TYT videolarını izledim. Bu arada yani bana attığınız mesajları ben okuyorum ama şu an o kadar yoğunum ki ben mesela İzmir'e geldim. Dedim ki ben İzmir'de ne yapacağım hani tek başıma falan böyle bir tık şey olmuştum önce. Sonra dedim ki gelmeden önce zaten matematik İngilizce özel ders veriyordum. Dedim bir ilan vereyim ya şeye internet sitesine. Baktım ilan verdim orada bir numara gördüm işte İzmir'de şu an bulunduğum kurum. Part time işte okul saatlerine göre falan bir öğretmen arıyoruz diye. Ondan sonra ben de dedim ki arayayım dedim. Aradım. Ondan sonra böyle böyle dedim. Ben şu an çalışıyorum ama istifa edeceğim dedim. Bu arada yazın ben sınavdan iki gün önce başka bir işe girdim. Yazın orada çalışıyordum. Ondan sonra ben de İzmir'e geleceğim dedim ama iki hafta var yani bekler misiniz falan. Onlar da tamam hocam gelin dediler. Ondan sonra gittim ve gerçekten öğretmenlik o kadar sevdiğim bir şey oldu ki yani insanlara bir şey öğretmek, bir şey katmak. Zaten ben çok seviyorum bir şeyler anlatmayı. Böyle birinin bilmediği bir şeyi ona öğretmek ve anlatmak çok güzel bir şey, çok iyi bir duygu. Sınıfım var, öğrencilerim var. Güzel, sevdiğim bir yer. İzmir'i de insanlarını çok sevdim. Yani çok yardımsever. Mesela bir yol soruyorsun, hemen sizle geliyorlar, yolu tarif ediyorlar falan. İzmir'de o yüzden hani yabancılık çekmedim ama mesela herkes İzmir için şey diyor, of çok kalabalık metro, otobüs falan. Ben şimdi İstanbul'dan geldiğim ve İstanbul'da okuduğum için diyorum ki İzmir çok sakin bir şehir yani İstanbul'a kıyasla. O yüzden şu an güzel geçiyor. Çok vaktim olmuyor dediğim gibi. Koçluk yapıyorum birkaç kişiye ama o da hani tamamen yani gönül ilişkisi olduğu için. Çünkü ona bile vaktim yok. Öyle bunları söyleyebilirim. Siz de motive olun. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok kasmaya gerek yok. Bunu genel kültür olarak öğrenin. Olursa olur, olmazsa canınız sağ olsun. Hep böyle bakın. Çünkü ben öyle baktım. Yani olursa olur, olmazsa kaybedecek bir şeyim yok, canım sağ olsun dedim. Hiçbir şey önemli değil, çevrenizin ne söylediği de önemli değil, yaşınız da önemli değil. Ya da hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım, korkunuz, bunların hepsini bir kenara bırakın. Sadece çabalayın, en azından çabaladım dersiniz. Bunları söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de okuldan bir video çektik böyle. Okulun içinde bir gün gezdirmeyi planlıyoruz. Ekipmanımız yok, bir tek telefonum var. Onları da yavaş yavaş halledeceğiz diye umuyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Büşra, sen bir şey söylemek istiyor musun? Ben teşekkür ederim buna dahil ettiğin için. Ya. Çok eğlendim. Ben de çok eğlendim.